Programımız devam ediyor. Renkli görüntülerle ve hoş sohbetlerle Leica Mobile sponsorluğunda sokak röportajlarını izliyoruz şimdi. Güzel müziğin üzerine söylenecek söz yok. Çok değerli üstadımız sevgili Naci Göçen'e rastladık sevgili izleyiciler. Haringey sokaklarında yürürken. Nasılsınız? Çok fena oldu bu iş. Yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnız evet. Dedik ama bir de ah çekerek dinledik. Eminim ekran başındaki izleyiciler de öyle. Müzikle doğduk, müzikle büyüdük, müzikle yaşıyoruz hocam. Evet, öyle. Hala devam ediyoruz. Ya son nefese kadar Allah nasip etsin müzikle olmayı. Başka bir şey istemiyoruz. Ne yapıyoruz bugün Haringey'de? Haringey'de bugün bir etkinlik var. Tanımazsınız kendisini. Görünce Londra aktüel kameralarını bu güzel müziğinden de bizi mahrum etmek istemedi. Üstadımız sevgili Naci Göçen. Evet, bir müzik adamı olarak tabii ki bir duygu yoğunluğu var. Besteler de yapılıyor çünkü. Müzikten de belli zaten o ruh var. Müzik bam telimize dokundu çünkü az önce çaldığın şarkı ama Yıldırım aşkına inanır mısın? Direkt pat diye bir soru oldu ama sormadan da geçemedim bu şarkının üzerine. Ben Yıldırım aşkı yaşamadım ama bilmiyorum. Herhalde oluyordur ya. Oluyordur tabii. Hiç başına gelmedi mi? Hani bir görüşte diyorsun ya, o Yıldırım aşkı o işte değil mi? Ama öyle bir kere de hani zannetmiyorum. Hiç yaşamadın ya. O kalp çarpıntısını hiç yaşamadın. Kalbim çarptı canım. Sen de o kadar derinlere gitme. O kadar da kalpsiz değilim diyor yani, sevgili Naci Göçen. Ama şey değil yani, öyle hani bir kere görürsün de yani böyle ne bileyim seçmece karpuz gibi olmaz o işler ya. Değil mi? İnsanın bir telepatisi olması lazım, bir şey tutması lazım. Teşbihte mübalağa olmaz sevgili izleyiciler. Karpuz seçer gibi diyor, seçmeyeceksiniz diyor. Öyle bir tabii. Anlık gelen bir kalp çarpıntısı diyor. Yani mantıklı. Ne hissetmiştin? Gördüğün anda o kalp çarptığında ne hissettin? Nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? Duygular nasıl anlatılır ki? Hiç kanun çalmaya benzemez ama evet. Söz konusu aşk olduğu zaman işte. Aşk olduğu zaman bütün dünya susuyor değil mi? Kalbin ben ritmi susmuş. Değişiyor değil mi? Tabii. Şimdi kanunda tabii. Müzikte usul vardır, ritim vardır sevgili izleyiciler ama söz konusu doğru. Aşk olduğunda kalbin ritmi nasıl çalıyor hocam? 9-8'lik falan mı? Ne biliyorsun, belki allegro yapıyor 2-4'lük. Aşkına göre değişir yani. Tabii ya. Ama aşksız bir hayat olmaz yani. İlk aşklar mesela çok önemli değil mi insanlar? Aşkın kaç yaşındaydı? Kaç ya yaşında yaşın? Ya yaşını söyle sana. Biz okul öğretmenime aşıktım vallahi. Hep klasik hikaye ya. Okul öğretmenine aşık. Hangi dönem? İlkokul? İlkokulda. Niye etkilemişti seni? Bilmiyorum ya. Çok annem gibi geliyordu. Her şeyimle ilgili. Bir şey itiraf ediyor. Ediniz, doğru söylüyorum. Ne yani, hissettin? Yani küçücük yaştasın. Belki de 8-9 yaşında. Hani ilkokul öğretmenine karşı bir şey. Ya 7 yaşında ne aşk olur. 7 yaşında. Yani şey değil öyle. Hocadan hoşlandığı bir şey yani. Bir ilgisi herhalde, yanlış duygu yani. O yanlış bir duygu olur öyle. Değil mi? O zaman yani millet diyecek ki sapık mıydı bu adam? Estağfurullah. Şimdiki aşklar diyorlar ki büyüklerimiz sanal aşk oldu. Artık sanal alem üzerinde doğru. Her şey yaşanıyor. Doğru. Doğru mu? Doğru bence. Çok doğru. Millet Facebook'lardan çıkıyor ya. Bu ne ya, kıyamet. Facebook üzerinde mi aşklar yaşanıyor artık? Hayatım bir trene bin, bir otobüse bin. Bütün millet eskiden bir muhabbet bırakmış artık. Herkes elini açıyor. İletişim bitti diyorsun. Bitti ya. O yüzden bir... aşklarında, dostluklarında tadı kalmadı. Ben inanmıyorum şimdi aşklara falan. Vallahi kusura bakma yani, gerçi söylüyorum. Gel git hani böyle... Ayran gönül diyorlar yani. O işi döndü yani. Adam başkasını buluyor, kız bayan başkasını buluyor. Unut sevme beni. Şarkısı başlıyor. Böyle bir şey olmaz ki. Aşk sadakat ister, saygı ister. En büyük şey bu. Sadakat da yoksa, saygı da yoksa o aşk değil abicim.
O bir alışkanlık. Evet, ne varsa şey. Eskilerde var sevgili izleyiciler. Aslında çok doğru mesajlar verdi sevgili Naci Göçen. Zamane aşkları birazcık böyle ayran gönüllü aşklar diyor. Sanal alem üzerinde daha çok yaşanıyor diyor. Hani çok gerçekçiliği kalmadı, yok çok canım. Paylaşımlar kalmadı diyor ama. Peki iletişimi nasıl kuruyoruz? İletişim olmadan da olmuyor değil mi uzaktaki yakınlarla? Ya iletişim var ya aşkta. Bak öylesini söyleyeyim sana. Birine bir şey hissettiğin zaman o beynin seni götürüyor. Eskiden mektupla iletişim kurulurmuş. Böyle aşk mektupları yazılırmış. Hani oturulur duygular paylaşılırmış. Ama şimdi artık internet var. Tabii atıyor internetten. Telefon numaranı ver. Gel buluşalım, konuşalım. Basitleşti yani. Biz bence çok basit. Biz normal aile iletişimine geri dönelim. Sevgili Naci Göçen de vardır akrabalar herhalde değil mi uzaklarda? Tabii. Ne kadar sıklıkla görüşüyorsun? Vallahi Türkiye'de gelir herhalde her 6 ayda falan bir gidiyorum. Veyahut da 3 ayda gidiyorum. Telefon üzerinden ne kadar görüşüyorsun? Telefonla görüşüyorum canım. Çok konuşuyorum. Fatura ne kadar kabarık geliyor? Allah hiç sorma. Sorma ne haldeyim. Peki bu güzel sohbetin üzerine, söyleşinin üzerine sana bir hediye çantamız olacak. İletişim birazcık daha kolaylaştırmak için. Leica Mobile'ın Ultra Plan paketinden haberin var mı? Vallahi yok. Hani artık o kadar kabarık faturalar ödemeyeceğiz. O devir kapandı artık. Çok güzel fırsatları var. Güzel bir şey. Keşke herkese verseler o zaman böyle şeyleri. Bu plan paketinin içerisinde neler var bilmek ister misin? Neler var hakikaten neler var? Bir kez daha hafıza tazeleyelim o zaman sevgili izleyiciler. 15 GB internetimiz var. Onun dışında UK sınırları içerisinde ücretsiz dakikalarımız var. Ayrıca yurt dışında akrabaları olanları da düşünmüşler. Bir de 100 dakikalık bedava dakika vermiş. Büyük bir olay bence. Çok büyük olay. Akraba özlemini giderelim, yakınlarımızla daha güzel bir şekilde iletişim kuralım diye böyle güzel bir ultra plan paketi hazırlamışlar. Vallahi kutluyorum sizi o zaman. Çok iyi. Çok iyi. Bizler de Londra Aktüel ekibi olarak böyle sokakları dolaşıyoruz her hafta. Güzel söyleşiler, sohbetler yapıyoruz. Biraz kolay sokağın gelsin. Nabzını yokluyoruz. Sonrasında da bu güzel ultra plan paketinden faydalanması için hediye çantamızı veriyoruz. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayrıca da kutluyorum sizleri yani böyle bir promosyon yapmışsınız. Tebrik ederim.